Evet, şimdi böyle her hastamız bu sistit, kronik sistit geçiren hastalar merak ediyor. Acaba bu dediğiniz doktorlar bende de var mı diye. Evet. Boşuna mı bu işlem oluyor? Ve siz ne kadar zamandır bu sistit yaşıyorsunuz? Ya hocam, ben çocukluğumdan beri bir idrar enfeksiyon olurdum ama son 4 senedir bu senede hiç geçmiyor yani. Enfeksiyon çıkmasa bile geçmiyordu. Şu an kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Son 4 senedir devamlı bu sistit atakları oluyor. Evet. Antibiyotik kullanınca geçip sonra tekrar mı başlıyor? Antibiyotik yapmamaya başladı artık aile hekimi. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor idrarinde. Ama yani çok enfeksiyon çıktığında veriyor tabii. Evet. Zaman zaman enfeksiyon, mesela en son enfeksiyon çıkması yazın olmuştu. Havuz ve deniz yüzünden. Evet. Ama bir ay antibiyotik süs değiştirdiğinde geçti. Evet. Ama yanma zaman zaman olmuyordu yani hiç. Peki hiç cinsellikle artıyor muydu sizce? Artmaz mı hocam? Benim için kabus. Şimdi bakın, cinsellikte olan şey şu. Şimdi ben şurada mesaneye bakıyorum. Biraz suyumuzu daha açalım. Şimdi bakın, cinsellik sırasında vajenin şu alt kısmı böyle oynar. Evet. Yani burada aslında bir doku oluşuyor. Bir koruyucu tabaka oluşuyor sizi sıkıntıdan korumak için. Ama cinsellik sırasında bu alt kısım, bakın görüyor musunuz? Burası sarsılıyor ve şurada bu hareketler yüzünden üstte oluşmuş olan koruyucu tabaka yok oluyor. İşte bu olayın cinsellik sonrası artış göstermesinin sebebi bu. Çok yakın. Yani vajen alt duvarı şurası. Bakın ne kadar yakın. Vajen alt duvarı ve mesane bu kadar yakın. Ve oluşan koruyucu tabakalar cinsel sırasına gidiyor. Ve idrarın asidi buralara değmeye başlıyor. Bakın şimdi doku ne kadar hassas. Şimdi netleştiriyorum şöyle. Şimdi şu doku. Birazcık dokunacağım. Bizim aletlerle. Peki bu cinsellik enfeksiyon değil. Her türlü korunma yöntemi bile enfeksiyona yol açabiliyor mu hocam? Aslında enfeksiyon bulaşmıyor o sırada. Bulaşmıyor. Ha, ne olur? Bunun üzerindeki vücudun oluşturduğu koruyucu tabaka gidiyor. O hareketler yüzünden. Ha, ve idrarın asidi buraya değmeye başlıyor. Bakın şimdi şöyle okuduğun zaman görüyor musunuz? Hemen kanama yaptı. Evet. Bu doku. İşte şimdi buna asit değer yakar. Sonra vücut tekrar bir koruyucu tabaka oluşturur. Yine bir rahat dönem yaşarsınız. Tekrar bir darbe, bir işte cinsellik ya da vücudun savunma mekanizmasının düşmesi, üşütmesi, başka bir soğuk algınlığı, başka bir şeyler, antibiyotik kullanmak, vajinal akıntının biraz fazla olması bunu böyle yapıyor. Evet, zaten evet, vajinal akıntı da artıyor, cinsellikten sonra da artıyor. Enfeksiyonlardan sonra da artıyor. Aynen. Ben şimdi buraya işaretlerimizi koyup işleme başlayacağım. Ameliyattan sonra bu doku tekrar oluşur mu? Evet, tekrar şu kötü doku tekrar oluşacak mı? Bu çok merak edilen bir şekilde soru. Biz bunu şundan, aslında bu ameliyatı benden başka çok uygulayan yok. Nereden biliyoruz bunun cevabını? Biz mesane tümörleri sırasında bu dokuları almayı, yakmayı çok yapıyoruz. Mesane tümörü sırasında dokuyu kazıdığımız zaman yeniden oluşan doku gayet normal, sağlıklı oluyor. Hatta enfeksiyona daha da dirençli oluyor. Yani buraya yeniden gelecek olan doku enfeksiyona daha dirençli olacak. Hadi. Şimdi şu ortadan başladım. Böyle yavaş yavaş dokuları fulgüre ediyorum. Bunun altından yeni doku oluşacak. İnsanlar bazen endişe ediyorlar. Ya bu doku zarar verir mi bu yaptığımız işlem? Hayır. Bir mesane tümörü ameliyatında biz bunun 4-5 katı derinlikte rezeksiyon yapıyoruz. Şu anda sadece mukozanın üst kısmını alıyorum ve böylece buraya yeni doku gelecek. Ve yeni doku sağlam bir doku geliyor. Şurada ne kadar sürer o dokunun gelmesi? Yani 6 hafta ile 3 ay arasında sürüyor bakın bu. Şurada görüyor musunuz ne kadar hastalıklı dokular bunlar? Evet. İdrar buraya değdiği zaman normalde şuraya değerken idrar hiçbir şey olmaz. Geçirgen değil. Bu doku onu hissetmez. Ama şuraya değdiği zaman idrar size bir his veriyor. Nasıl bir his o? Rahatsızlıklar nedir? Ne rahatsızlıyor? Yani yanma batma hissi, yanma hissi. Yani nasıl anlatayım? Yani çok dayanılmaz mı? Nasıl oluyor da bu kadar? Enfeksiyon insan varsa dayanılmaz tabii. Ve enfeksiyon varsa da daha fazla bir çişe çıkma ihtiyacı. Ama enfeksiyon yoksa çişe çıkma ihtiyacı olmasa bile yanma hissi var. Yani orada bir farkındalık oluşturuyor, bir yanma oluşturuyor. Böyle yani ne bileyim, insanın elini kesilmesi kadar ağrılı değil herhalde, değil mi? Ağrıdan çok ben yanma hissediyorum hocam. Evet. Rahatsız. Kronik rahatsızlık veriyor yani. Şöyle mesela idrarı yapıyorum. Sonunda hissediyorum bunu. İlk başında değil. Çünkü evet, burası en son mesanede, artık mesane çıkış noktası. Son bitiminde yani damla damla affedersiniz akar ya. Evet.
Evet, böyle sizi şimdi spinal anesteziyle yapıyoruz. Yani belden aşağı anestezi. Tabii anestezisiz asla olmaz bu işler. Bu iyi oldu. Konuşarak sizin de şikayetlerinizi de dinlemiş olduk. Evet, ben önce bir korktum, panik atağım var, biraz ansiyetem var. Ha, yok, ekip daha tecrübeli sizin. Sıkıntınız yok değil mi? Ağrı duymuyorsunuz şu anda. Yok, şu an çok iyiyim hayatım. Hatta görmek daha hoşuma gidiyor. Görmek iyi oldu değil mi? Evet. Evet evet, hani işlemi görmek. O insan şey oluyor değil mi? Acaba bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı endişesi evet, oluyor. Evet, acaba evet evet, hani var. Ya biz bir grupta hep beraber mesane grubunda konuşuyoruz hocam. Bayanlar var böyle benim gibi. Evet. Onların bazıları hiç gerek yok, niye yaptırıyorsunuz diyen hocalarla da evet görüşüyor. Ama hatta üroloji dünyasında bu anlaşılmış, kabul edilmiş bir şey değil. Ben de açıkçası bunu ilk olarak bir hastam bana dedi ki ya mesanemde bir şey var hissediyorum yani lütfen girip bakıp onu temizler misiniz dedi ve bunu gördüm bu dokuları hadi şunları temizleyelim derken 10 sene kadar önce böyle yapmaya başladık ve insanlar fayda gördükçe de geliştirdik yöntemi. Eskiden çok daha farklı aletlerle yapıyordum yani daha derin reseksiyonlar yapıyordum, kanama olabiliyordu sonrasında, şimdi böyle yüzeyel bir şekilde gidiyoruz. Gayet de faydalı oldu. Bu bazı hastalarda hocam hani evet, daha çok sık hidrele çıkma oluyor, yanma az oluyor. Sizce evet, o nedir hocam? Değişik durum nedir? Evet, bayağı hakimsiniz. Güzel bir soru sordunuz yine. Yani şimdi, bazıları çok sık hidrele çıkıyor. Ben de hiç öyle bir şey yok, enfeksiyon yokken. Evet, şöyle, eğer hastalık çok ilerlerse ilk olarak bu noktadan, buradan şu mesanenin karşısındaki şu alanlara yayılıyor. Hı-hı. Ve buralar kızarmaya başlıyor. Daha sonra tüm mesane duvarlarına yayılıyor. Şöyle biraz daha netleştirelim görüntüsü. Tüm mesanelerin duvarlarına yayıldığı zaman artık mesanenin kapasitesi çok ufalıyor. Ve mesane kapasitesi ufalınca da o sık idrara gitmeler başlıyor. İdrarı tutamamalar. İşte onlar da sadece burayı tedavi etmek yetmiyor. Çünkü mesanenin diğer duvarları da hasta. Ama kaynak burası. Önce burası iyileşecek. Daha sonra diğer geri kalan kısımlar İlaç tedavileriyle, gerekirse ileride yeniden fulgürasyon yaparak öyle iyileştirecek. Onların cevabı daha geç ve daha zorlu bir iyileşme dönemi oluyor. Şimdi üretraya bakacağım. Üretra bakalım ne durumda. Şöyle geliyorum. Üretrada fulgürasyon yapamam. Üretra zedelenirse yapışır, darlık oluşur. Sizde üretrada çok şöyle skene gland enfeksiyon dediğimiz, burada bir enfeksiyon var mı diye bakıyorum parmağımla bastırarak. Şurada aslında bir çok iyi görünmüyor ama sarı, hafif sarımsı renkte bir değişik doku açıldı şimdi, öyle bir glandin kapağı açıldı şurada, skene glandi. Onda bir enfeksiyon var mı anlamak için bakıyorum ve yok sizde, iyi bir şey. Olsa buradan iltihap akar. Şurada işte o duct şimdi güzel görünüyor, skene duct'ı. Ondan iki tane var bir de bu tarafta. Her zaman bu kadar net görünmez. Üretrada bir problem yok. Mesaneyi de yaptık. Şimdi boşaltacağım mesaneyi, tekrar alacağız. Okay. İşlemin sonunda mesaneye bakıyorum. Eğer buralarda kırılmalar, kanamalar olmuşsa o mesane hasta bir mesane demek. Sizde olmadı. Bu büyük şans ve işlemin sonrasında rahat olacağını gösteriyor. Hafif noktasal şeyler olmuşsa yine idare eder ama yine de biraz zor iyileşir. Ondan sonra kanamalar çok fazlaysa o hastalar çok zor iyileşir. O yüzden böyle iyi, sağlıklı bir mesane görmek bizi sevindiriyor. Evet. Bu işlemden sonra hastanede kaç gün kaldınız hocam? Evet, yani bir gece sonda tutuyoruz. Onun da sebebi ilk gece şuranın idrarla temasını azaltmak ve mesane dolmasın, kapalı dursun hep. Gerginlik olmasın mesanede diye bir gece sondalı tutacağız. Yarın sondayı alıp göndereceğiz sizi. İyileşme de 6 haftaydı, işte 3 aya kadar sürebilir. Ondan sonra ama sanki bir sistit varmış gibi hissedersiniz. Ya da çok fazla rahatsızlık vermeden ilaçlarla bu konuyu, bu dönemi atlatacağız. İnşallah. Hadi geçmiş olsun bakalım, tamamlandı işlerimiz. Teşekkür ederim.